Yolculukta veya ikamet durumunda su bulamayan bir insan ne yapmalıdır? Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala mealen şöyle buyurur. Bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin ve teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Teyemmüm, yüzü ve elleri yeryüzünden temiz olan şeylerle meshetmektir. Bu abdest ve gusülün yerine geçer. Suyun yokluğunda yahut suyun varlığıyla beraber suya ulaşamama durumunda olur. Temiz topraktan kasıt yeryüzüdür. Bu toprak da olabilir, başka şeyler de. Hasta bir kimsenin de zarardan yahut hastalığın artmasından yahut iyileşmenin gecikmesinden emin olması durumunda teyemmüm etmesi caizdir. Bu da genelde adeten bilinmesiyle olur. Yahut Müslüman güvenilir bir doktorun tavsiyesiyle olur. Ayrıca hareket etmeye yahut kendisine yardım edecek birini bulamayan hasta da su bulamayan bir kimse hükümlüdür ve teyemmüm eder. Ayrıca ölümden yahut hastalığın oluşmasından yahut bir hastalığın daha da kötüye gitmesinden soğuk bir havadan korkan bir kimse suyu ısıtamazsa mesela teyemmüm olabilir. Ayrıca elinde bulunan suyun bitmesinden korkan veya ileriki vakitte kendisinin veya hayvanın ölümüne veya aşırı eziyete sebep olacak susuzluk durumunda da teyemmüm yapması caizdir. Teyemmüm yolculuk ve ikamet durumunda caizdir. Teyemmüm şöyle yapılır. Yüze meshetmek üzere toprağa bir kere vurma ve elleri birbirine vurmak ile olur. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmıştır. Şu şekilde yapman sana yeterlidir demiş ve iki eliyle toprağa vurup yüzüne sürdü. Daha sonra iki elini birbirine vurdu. Teyemmüm abdesti ve guslü bozan şeylerle bozulur. Zira teyemmüm bu ikisinin yerini tutuyor. Ayrıca insanın namazdayken suyun geldiğini görmesi de teyemmümü bozan durumlardandır. Zira sebep olan su olmayışı ortadan kalkmış, ancak namazın bitiminden sonra suyu gören namazını tekrar etmez. Ayrıca suya ulaşma imkanı olması da bu engellerin gitmesiyle teyemmüm bozulur. Örneğin düşmanın gitmesi, hastalığın ve soğuğun bitmesiyle engeller kalkar. Özür sebebiyle verilen cevaz, özürlerin bitmesiyle batıl olur. Abdest ve gusül ile yapılan ameller teyemmüm ile de yapılabilir. Teyemmüm yapan dilediği farzı ve nafile yapabilir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 10 yıl su bulamasa dahi temiz toprak Müslümanın temizlenme aracıdır. Suyu bulunca tenini ona değdirsin.